Arkadaşlar bugün sizlerle ikinci derece denklemler konusunun dördüncü videosunda beraber olacağız. Evet, üçüncü videoda kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Üçüncü videoda 17. soruda kalmıştık. Şimdi arkadaşlar 18. sorudan başlayalım çözmeye. Şimdi arkadaşlar verilen soruya baktığımızda bu denk gerçek sayılarda çözüm küvesini soruyor bize. Çözüm küvesi var mı diye. Ya da çözüm küvesini bulun diyor. A'mız 2'dir, B'miz 3'tür, C'miz 3'tür. Delta neydi arkadaşlar? B kare eksi 4 AC formülünden bulunuyordu. Bir denklemin kökleri var mı yok mu diye ne yapıyoruz arkadaşlar? Direkt olarak deltasını inceliyorduk. B'nin karesi 9, eksi 4 çarpı A'mız 2, C'miz 3. 8, 24. Delta eşittir. 9 eksi 24, o da eksi 15 yapar. Sıfırdan küçük kök yok arkadaşlar. Denklemin çözüm küresi boş küme. Şimdi bu denkleme bakalım arkadaşlar. B şıkkına bakalım. B şıkkında A'mız 1'dir, B'miz eksi 12'dir, C'miz 36 diyor. O zaman delta B kare eksi 4 AC formülünden bulalım arkadaşlar bunu. Delta B kare, B'nin karesi eksi 12'nin karesi 144 yaptı. Eksi 4 çarpı A'mız 1, C'miz 36, 144 yaptı. Delta eşittir 0'dır arkadaşlar. Kökler çakışıktır arkadaşlar. X1 ve X2 birbirine eşittir. Yani kökler birbirine eşit. Bu durumda X1 ile X2'yi nasıl buluyorduk? Hatırlarsak eksi B artı X2 delta bölü 2A formülünden buluyorduk arkadaşlar. Deltamız 0 olduğu için X1 kökler birbirine eşit. Dolayısıyla B'miz kaçtı arkadaşlar? Eksi 12, eksi ile çarptık artı 12 bölü arkadaşlar 2 çarpı A. A'mız kaçtı? 1'di. Çarpı 2 eşittir 6. O zaman bu denklemin çözüm kümesi sadece 6'dır arkadaşlar. Birbirine eşit olduğu için iki kök de birbirine eşit olarak bulunmuş oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Örnek 19. M eleman bir reel sayı olmak üzere eksi x kare artı 4x eşittir m eksi 2 denkleminin farklı iki gerçek kökü olduğuna göre m'nin değer aralığını bulunuz diyor. Bu denklemin farklı iki gerçek kökü varsa arkadaşlar şuradan alalım. Eksi x kare artı 4x eksi m artı 2 diye bunu yazalım. Denklemin iki farklı gerçek kökü dediği zaman bakın farklı iki gerçek kökü derse delta büyüktür 0 olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Buradan delta'yı sıfırdan büyük alacağız. O zaman delta'yı yazalım. B kare, B'nin karesi 16. Eksi 4 çarpı A'nın değeri eksi 1'dir. C'nin değeri eksi M artı 2'dir. Eksi M artı 2 eşittir. Pardon, bu ifade sıfırdan büyük olacak. Şimdi 16. Bakın burayı eksi 4. Eksi 4 eksi 1 çarptı 4 oldu. Eksi M ile çarp. Eksi 4 M oldu. Eksi artı 4 ile 2'yi çarp 8 oldu. Büyük eşit 0. 4 M büyüktür. Eksi 24. M küçüktür. 6'dan arkadaşlar. M'nin değer aralığı 6'dan küçük olmak zorunda. Şurada unutmayın. Eksi 4 ile böldüğümüz zaman eşitliğin her iki tarafını pardon bu eşitliğin her iki tarafını eksi 4 ile böldüğümüzde eşitlik yön değiştirir arkadaşlar. O zaman M'nin değer aralığı diyor. M elemanıdır arkadaşlar. M elemanıdır. Eksi sonsuz da 6 aralarının elemanıdır arkadaşlar. M'ler bu arada değer alırsa çözüm kümemizi bulabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Burası bizim için önemliydi arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar. Yeni nesil sorulardan biri arkadaşlar. Daha önceki eski dönemlerde bu tarz sorularla pek fazla karşılaşmıyorduk. Şimdi bakın geçmişten öğrendiğimiz konularla ilgili bir soru bu. Mesela ne ile ilgili? Hız problemi ile ilgili bir ikinci dereceden denklem sorusu. Yürüme engeli olan Fatih, Fethiye'de düzenlenen bir doğa yürüyüşüne tekerlekli sandalyesiyle katılmıştır. Doğa yürüyüşü iki parkurdan oluşmaktadır. Birinci parkur 9 kilometre, ikinci parkur ise 10 kilometre. Şöyle iki parkur çizelim arkadaşlar. Birinci şöyle 9 kilometre. İkinci parkurda 10 kilometreymiş arkadaşlar. İkinci parkurda 10 kilometre olarak geçiyor. Fatih iki parkur toplam 5 saatte tamamlamıştı. Bakın buradaki zamanın toplamı 5 saatmiş. Fatih'in ikinci turu geçme hızı
ikinci tur geçme hızından 2 kilometre bölü saat daha fazladır. Şimdi Fatih'in buradaki hızı nedir arkadaşlar? V olsun. Buradaki hızı da ne olur? Ya da bunun hızına, V'nin hızına isterse arkadaşlar, bunun hızı da x artı 2 kilometre olur. Bunun hızı x kilometre ise bu da x artı 2 kilometreden hesaplanır. Verilen bu bilgilere göre Fatih'in birinci parkurdaki ortalama hızının kaç kilometre bölü saat olduğunu bulunuz diyor. Arkadaşlar şimdi yol bölü, hatırlayalım geçen yılın hız problemi neydi? Yol eşittir. Yol ne diyorduk? Yola istedik. V çarpı T. Birim zamanda alınan yol ya da şöyle diyelim yol eşittir. Hız çarpı zaman formülüyle bulunuyordu alınan yol arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada ne yapalım biz? Yol 9 kilometre. Hız bu. O zaman süresini biliyor muyuz? Bu süreyle. Burada geçen süre toplamı 5 saatmiş. O zaman buradaki süreyi bulalım arkadaşlar. Yolu hıza bölelim. 9 bölü x oldu. Artı bu yolu hıza bölelim. 10 bölü x artı 2 oldu. Toplam 5 oldu arkadaşlar. Bunu x ile çarpıyoruz. Bunu x artı 2 ile bunu da x artı 2 ile çarpıyoruz. Bu arkadaşlar burayı da sonra hesaplayabilirsiniz. Ya da şimdi de çarpabilirsiniz. Bunu da pay diye bir verin. X çarpı x artı 2 ile bunu çarpabilirsiniz. 9x artı 18 artı 10x eşittir. 5x kare artı 12'si oldu arkadaşlar. X'i çarp 2 10x. Buradan da 0 eşittir 5x kare eksi 9x 18 geldi arkadaşlar. Evet. Buradan da 9x artı 18. 18 buraya attık. 5x kare 12'ler birbirine götürdü. 9x kaldı. Bunun çarpanları bulalım arkadaşlar. Bunun çarpanları da kaçtır? X diyelim. Bir tane 5x bir tane de x diyelim. Bir 2 diyelim. Arkadaşlar 2 ile 9 desek olmuyor. 9'u buraya verelim. 2'yi buraya versek 10, 10 kaç geldi? 10, 18 geldi. 18'i bul. 6'ya 3 diyelim o zaman. 6'ya 3 diyelim. Evet. 15'ten 6 çıktı. Kaç geldi arkadaşlar? 15'ten 6 çıktı. 9 kalacak. O zaman biz burayı eksi verelim arkadaşlar. Şuna eksi verelim. Bakın. Eksi 15x artı 6x eksi 9x yapar. O zaman bu denklemin çözüm küresine ne geliyor arkadaşlar? 5x artı 6 çarpı x eksi 3 eşitliği bulunuyor. Buradan da x'i ne yaparız arkadaşlar? X'in çarpanı x kaçtır? 3'tür. Ya da x'in değeri eksi 6 bölü 5 geliyor. Bizden x eksi hızı, burada hızı istediği için hız eksi olmayacağı için 3 birim olarak alırız arkadaşlar. X 3 birim olarak çıktı. Yani bu birinci denklem dersiniz. Birinci kök, ikinci kök diyebilirsiniz. Ya da buna 2 deyin, buna 1 deyin fark etmez. X'i 3 birim olarak bulduk. X'i 3 olarak bulduk. 3 saat yani bu saat olarak geçti. Pardon, burada x kaçtı arkadaşlar? X'i biz hız olarak almıştık. X hızlı arkadaşlar. X 3 kilometre bölü saat hızla gidiyor o zaman. Fatih'in birinci kurdaki ortalama hızının kaç kilometre olduğunu bulun dedi soru. Evet, birinci parkurda ne kadar arkadaşlar? Yol 9 kilometreydi. Hızı istemiştik. Birinci parkurda hızı 3 kilometre, ikinci parkurda hızı da 5 kilometre arkadaşlar. 9'u 3'e bölün 3, 10'u 5'e bölün 2, 3, 2 daha 5 yapar zaten sağlamasını yaptı. Fatih'in bu iki tur boyunca, pardon, Fatih'in bu iki parkur boyunca ortalama hızının kaç kilometre bölü saat olduğunu bulunuz diyor. Arkadaşlar ortalama hız neydi? V ortalama toplam yol bölü toplam zamandı. Toplam zaman. Toplam yol ne kadar? 19 değil mi? 10. 9 de orada geçti. 19 bölü. Toplam zaman 5. Bu da kaçtır? 3,8 gelir arkadaşlar. Kilometre bölü saat yapar. Bakın 19 bölü 5'e bölün. 2 ile genişletin paydayı. 38 bölü 10. O da 3,8 kilometre bölü saat yapar. Evet, yeni nesil sorulardan biri de bu arkadaşlar. Şimdi bakalım denkleminin
çakışı iki kökü olduğuna göre m'nin alabileceği değerleri bulunur. Arkadaşlar çakışı iki kök varsa delta birbirine eşittir arkadaşlar. Denklemin çakışı iki kökü varsa delta eşittir sıfır olacak. X kare arkadaşlar x'li terimleri buraya attığınız bakın mx eksi 3x artı m eşittir sıfır oldu. X kare artı m eksi 3x m eşittir sıfır geliyor. Delta eşittir sıfır diye alalım arkadaşlar. Çünkü çakışı iki kökü varsa delta eşittir sıfır. Delta'yı buradan bulalım arkadaşlar. B kare eksi 4 ac. M eksi 3'ün karesi eksi 4 çarpı A1 C'miz de M. Bunu açalım arkadaşlar. M kare eksi 6M artı 9 eksi 4M eşittir 0. M kare eksi 10M artı 9 eşittir 0'sa M'nin çarpanları M kaça karşı gelir arkadaşlar? Eksi 9'da eksi 1 geldi. M'nin alacağı değer M'nin alabileceği değerleri bulun diyor soru. Evet M eksi 9 çarpı M eksi 1 oldu. Eşittir 0 dedik. M'nin değeri bir tanesi 1'dir. Diye veya M'nin diğer değeri de 9'dur arkadaşlar. M'nin alacağı değerler 1 ve 9'dur arkadaşlar. Evet. Bu sorumuza bakalım arkadaşlar. Güzelyalı Mahallesi sakinleri sokak hayvanlarını itebilmesi için mahallelerinden geçen doğrusal bir yorum kaldırımına eşarplı su kapları koymuştur. Arda da koyulan iki kap arası mesafe. Arkadaşlar bakın şu şekilde yorumumuzu şu şekilde alalım. Bir kap buraya koyduk, bir kap buraya koyduk, bir kap buraya koyduk. İki kap arasındaki bakın bir yolun kaldırımına eş aralıklarla su kapları koymuştur. Arda da koyulan iki kap arası mesafe. Arda da koyulan iki kap arası mesafe x olsun. İki kap arası mesafe toplam kap sayısına eşit. Arkadaşlar kaç tane kap konulmuş burada? O zaman x tane kap konulmuş. X tane konulmuş. Arkadaşlar bakın 1 2 3 tane kap koyduysak aralık kaç tane? Kap sayısının 1 eksiği kadar. Şimdi x tane kap koyduysak aralık sayısı x eksi 1 tane. Aralık sayısı kap sayısının 1 eksiğidir. Tane. Bir. Arkadaşlar her bir aralığın boyu uzunluğu x santim x birimse x eksi 1 tane aralık varsa ve toplam baştaki ve sondaki kap arasındaki uzaklık 110 metre ise o zaman ne yaparız? Baştaki ve sondaki kap arasındaki mesafe neymiş arkadaşlar? 110 metreymiş. Kaç kap var burada? X kap var. Kaç aralık var? X eksi 1 tane aralık var. Böyle aralık sayısı x eksi 1 tane. Kap sayısının 1 eksiği kadar. X eksi 1 tane aralık var. Kaç tane her bir aralığın boyu x santimse çarpı eşittir 110 olacak. Buradan da x kare eksi x eksi 110 eşittir 0 diyoruz. Bunun çarpanları x eksi 11'e kaç diyoruz? 10 diyoruz arkadaşlar. Bunun çarpanları x eksi 11 çarpı x artı 10 diye yazılır. Buradan da x'i 11 olarak buluruz arkadaşlar. Ya da x'i x1 diyebilirsiniz. Buna da x2 diyebilirsiniz. Eksi 10 gelir. Bizim için buradaki çözüm kümesi x'in 11 olduğudur. Buna göre koyulan toplam kap sayısı 11 tane kap var. 11 kap konulmuş. 11 tane kap konulmuş arkadaşlar. Bakın burada unutmayın. Evet. Güzel bir soru arkadaşlar. Yeni nesil sorulara uygun bir soru. Evet. Yeni nesil sorulardan bir tanesi bu arkadaşlar. Şimdi bir sorumuz da burada var. Matematik öğretmeni 3 arkadaş Tanay Bey, Gülsen Hanım ve Hüseyin Bey Ankara'da matematik hatıra ormanı oluşturmaya karar veriyorlar ve temin ettikleri fidanları pazar günü dikiyorlar. Bu arkadaşlar günün sonunda dönüş yolunda arkadaşlar Emrah Bey ile karşılaşıyorlar. Emrah Bey dikilen fidanlarla ilgili sorular soruyor ve aşağıdaki bilgileri elde ediyor. Taner Bey'in diktiği fidan sayısı, Taner Bey'in diktiği fidan sayısı, Taner Bey'in diktiği fidan sayısı Hüseyin Bey var. Taner Bey'in diktiği fidan sayısı Hüseyin Bey'in diktiği fidan sayısının iki katından yüksek. Hüseyin Bey'e istersek 2x eksi 10 tane de fidan Taner Bey'e dikiyor. Gülsen Hanım'ın diktiği fidan sayısına bakalım. Gülsen Hanım
Tane beyin dikliği fidan sayısının yarısından 2x eksi 10 bölü 2. Tane beyin dikliği fidan sayısının yarısından 20 fazla artı 20. Burada 2'ye böldüğünüz zaman x eksi 5 artı 20, x artı 15 tane de Gülsen Hanım dikmiş oluyor arkadaşlar. Hüseyin Bey'in diktiği fidan sayısının 75 katı 75x. Taner Bey ile Gülsen Hanım diktikleri fidan sayılarının çarpımına eşit. Evet. 2x eksi 10 çarpı x artı 15 diyoruz arkadaşlar. Buradan 2x kare artı 30x eksi 10x 150. 75x de burada var. Kare. Evet arkadaşlar 75 20 eksi 55x eksi 150 diyoruz arkadaşlar. Evet bunun çarpanları kaçtır arkadaşlar? Bir de bunu bulalım. Bunun çarpanları 2x x diye yazalım. Buna 3 versek kaç vermiş arkadaşlar? Daha kısa yapalım biz bunu. Vermiş. Burada x'i 30 olmuş değil mi? Birine 30 vereceğiz. 30 verirsek 60 oluyor. Birine de 5 verelim. X'e 30 verirsek 60 oldu. Birine de x'i 5 veriyoruz arkadaşlar. Şuna x 30 diyelim. Şuna artı 5 diyelim. O zaman bunun çarpanları kaç oldu arkadaşlar? Şu denklemin çarpanları 2x artı 5 çarpı x eksi 30 çarpımları eşittir 0 geliyor. X'i buradan 30 bulduk arkadaşlar. O zaman burada dikilen fidanlara bakacak olsak toplam kaç fidan dikildiğini bulunuz. 30 fidan Hüseyin Bey dikti. 30, 60, 50 fidan kim dikti? Taner Bey dikti. 45 fidan da Gülsen Hanım dikti. Evet. Ne diyor? Dikilen fidanlardan rastgele biri seçildiğinde seçilen fidanın Gülsen Hanım'ın diktiği fidanlardan biri olma olasılık. Olasılık neydi arkadaşlar? İstenen durum. Tüm durum. İstenen olayın olasılığı neydi arkadaşlar? İstenen durum. İstenen durumun tüm durumu oranı. Bu da neydi arkadaşlar? Gülsen Hanım'ın diktiği fidanlardan. Gülsen Hanım 45 tane dikiyor. Tüm durum kaç fidan dikilmiş arkadaşlar? 80, 125. 5'e bölün. 5'e böl 25 arkadaşlar. Orası da 9 bölü 25 olarak bulunmuş oldu. Bu soruda çözümü bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer sorumuza geçiyoruz. Bu sorumuza ne diyor? Denklemin bir kökü eksi 2 olduğuna göre. Denklemin bir kökü eksi 2 ise arkadaşlar m eksi 4'ten fazla demiş. Olduğuna göre diğer kökü bul diyor. X'e eksi 2 verin. 4 artı m artı 4 eksi 2m artı 3m eksi 1 eşittir 0 diyorsunuz. 4m artı 16 eksi bu m'lerin toplamı kaç geldi arkadaşlar? M eksi 1 eşittir 0 geliyor. 5m eşittir eksi 15 5m eşittir eksi 15. M'nin değeri eksi 3 geliyor. M'ye eksi 3 verirsek kare geldi. Eksi 3 verdik. Eksi 3x verdi. Eksi 9, eksi 10 geldi arkadaşlar. Köklerden biri eksi 2 idi. O zaman çarpanların birini x eksi 2 diye alırız. Birini de x artı 5 diye alırız arkadaşlar. Birini x artı 2 diye alırız. Birini x eksi 5 diye alırız. Çarpanlara iki sayının çarpımı eksi 10. Toplamı eksi 3 olacak. O zaman kökün bir tanesi x1'i x2 alırsak diğer kökü de 5 olarak alırız arkadaşlar. Diğer kök de 5 birim 5 olarak bulunur arkadaşlar. Şimdi diğer denkleme geldik. Denklemlerin birer kökü aynı olduğuna göre bu kökün kaç olduğunu bulunur diyor. Kaç olduğunu bulunur diyor. Arkadaşlar bu denklemden birer kökü ortakmış. Ortak kök x olsun bakın. Ortak kök olsun. Ortak kök. Böyle kabul edelim. Ortak kök x olur arkadaşlar. X yazarsanız buraya ne olur? X'e 4x artı 2m eksi 3 eşittir 0. Bu kökte de 2x kare
6x artı 4m artı 2. Şimdi arkadaşlar bizden ne yapalım? Şu x kareleri yok edeceğiz. Yukarıyı eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2x kare artı 8x eksi 4m artı 6 eşittir 0 diyoruz. Bu denklemi de 2x kare diye aynen değiştirmeden yazıyoruz. Evet, bunlar gitti arkadaşlar. Burada 2x kaldı. Artı 8 eşittir 0. X'in değeri de x4 geldi. Ortak köke x demiştik. Bu her iki denklemi de sağlayan değerin x4 olduğunu buradan kolaylıkla bulduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz de burada sona eriyor. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.